Şu silah sesi. Motorun köpürme sesi gibi arkadaş ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Infestation The Neves'i oynayacağız. İlk adıyla The Warzy, daha sonraki telif hakkı yüzünden ismi değişmesi gerekti o kaldı oyunun. Daha sonraki ismi Infestation The Survival Stories ve şu anda Steam üzerinden olarak ücretsiz olarak yayınlanan Infestation The Neves'i arkadaşlar. Benim ilk hayatta kalma oyunu oynadığım oyun ve inanılmaz o zaman 2013 yılındaki grafikleri de mükemmel bir oyundu. Daha sonra hileler işte hilelerin önüne geçirememesi vesaire oyunu bayağı bir randımanı düşürdü ve şu an Steam üzerinden aktif bir anti-chat'le birlikte hem hile yapanlar direkt banlanıyor hem de oyun çok güzel bir hal olmuş şekilde gelmiş bize arkadaşlar. Oyun arayüzü de tamamen değişmiş. Oyuna Türkçe dil desteği gelmiş ama şu an yetersiz. Şöyle göstereyim size. Buradan Türkçe'yi seçtiğim zaman hani yarım yamalak bir çeviri yapılmış sanırım. Ama dediğim gibi İngilizce kullanmak isterseniz İngilizce'ye devam edin. Oyun içerisine dediğim gibi Featured diye bir bölüm gelmiş. Burada yükselişte olan ve şu an ucuzlukta olan her şeyi gösterebilirsiniz. Oyun şöyle bir inventory sistemi gelmiş. Yeni silahlar gelmiş. Şunlar. AK-47, M4A1 şöyle diğer karakterimi göstereyim. Ve oyun içerisinde lootlar arkadaşlar bayağı bir artmış durumda. Yeni gızırlar, yeni karakterler. Şu an hepsini loot olarak toplayabiliyorsunuz etraftan. M4A1 gelmiş, birkaç yeni silah gelmiş. Ve oyunun en güzel özelliğinden bir tanesi de play dediğim zaman Battle Royale arkadaşlar. Battle Royale bölümü gelmiş. H1Z1'den hatırlayacağımız kadar üzeriyle. Bunda da belli bir yere kadar bırakıyor sizi, bir şehre bırakıyor veya şehirdeki silahları toplayarak diğer rakipleri öldürüyorsunuz. Ve bunda para ödülü alıyorsunuz arkadaşlar. Büyük miktarda bir para ödülü, 52 bin dolar, 55 bin dolar. Oyuncunun, hani oyun ne kadar çok oyuncu varsa o kadar çok para kazanıyorsunuz, lider olursanız. Yine açık dünyası var arkadaşlar, Battle Royale bölümü var, hayatta kalma bölümü var. Bu da büyük ihtimal ileride göreceğimiz iki yeni moddan oluşacak. Burada şuraya hemen yeni şeyler eklemişler. Yani doğrusu olan şeyleri buraya toplamışlar. Inventory, skill ağacımız var. Yine aynı skill ağacı yine. Sadece şunlar pasifti eski oyunda. Bunlar aktif artık. Burada isim değiştirebiliyorsunuz. Reset, reputation, şurayı sıfırlıyorsunuz. Ve kosterimize diyorsunuz buradan da. Marketplace'te ise yine kasa gelmiş arkadaşlar. Yeni skinler gelmiş. Silahları skin alıp takabiliyorsunuz ve en güzel şey ise şu an bütün skinleri, daha doğrusu hemen hemen burada bulunmayan skinlerin hepsini oyun içerisinde kutulardan veya kartlardan düşürebiliyorsunuz. Şimdi bir hayatta kalma şeyine girelim. Bakalım hayatta kalabiliyor mu? Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza girdik. Oyunda yeni özellikler. Silah. Oradan mı var lan? Bak bir fener tutuyor. Silah. Eklediğiniz bütün şeyler silahın dışında da gözüküyor. Önceden gözükmüyordu. Sanırım adamlar var. Yeni bir silahım Tech-9 ve CS'ni hatırlayacağım üzere M4A1. Oyunda hala çok bir yerden sıktıkları zaman korkuyorum. Bakalım şimdi inşallah ölmezsek. Harita tamamen aynı. Değişiklikler var ama tamamen aynı. Şami nerede? Ben fener tutuyordum. Peki zombi mi? Aa bak gidiyorlar. Şu an adamlarla maskesi. Oh, 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 oh.
Ben de gece görüşü yok. Adamı da göremiyorum ha. Şöyle kaçalım da. Bak sıkıyor Kamil'i. Nereye sıkıyor ya? Şuradan gidebilirsem. Avlayabilirim herhalde. Fakir herhalde. Kuş yemezsek. Sessiz olalım. Adam var. Kaçtım lan o. Az siktir sniper'mış. Vay pezemek. Abi kaskı var mı? Kaskı var mı? Ulan korktum bak. Bu da yeni gelen silahlardan bir tanesi. Onu da göstereyim. M200. Ha bak öldü Kamil. Bak bunda gece görüşü var o yüzden. Bunda ben kapışıyordum. O yüzden bizi rahat öldürdü. Oyuna dediğim gibi yeni bir sürü silah geldi arkadaşlar. Şu an benim ölmemin tamamen nedeni gece görüşümün olmaması. Ve adamı görememem. Adamda da bir arada sniper varmış. İnsan sniperla girer mi lan savaşa? Hemen bir tane daha bakalım. Oyunda oyuncu arkadaşlar şu an 10.000. En kötü 10.000 oyuncusu var. Serverlar şöyle hemen tekrar yeni bir tanesine girelim. Oyuna tekrar girdik arkadaşlar. Oyun hala karanlık. Bütün serverlarda yani oyundaki bütün serverlarda karanlık. Gece gündüz işleyişi birlikte hareket ediyor. Lan mermi şeyimiz de yok ya. İnşallah adamlar patates etmesinler bizi. Oyundaki şu an tek dezavantaj arkadaşlar. Dezavantaj. Allah. Lan korktum ya. Dezavantaj. Karanlıkta fener gibi parlıyorsunuz. Yani adamlar sizi takip edip öldürebilirler. Yani bu oyunda adam pustuğu zaman mermi nereden geliyor? Nasıl geliyor? Yani kestiremiyorsunuz gece görüşünüz olmadığı zaman. Ben bundan çok korkuyordum. Ben adam öldürüyordum ama nasıl adam öldürdüğümü ben de bilmiyorum. Allah. Zombi. Allah'tan Honeybatcher'ımız var. Yeni zırhlar da gelmiş oyuna. Ya, sessiz sessiz gideyim mi? Allah'tan sessiz gidecektik ya. Neyse ki takip etmiyor. AKM var burada bir tane. AKM seri sıkmadı galiba. Tekna'yı ben gidelim de işimize takmayalım. Bir gece görüşümüz olsa yeterdi yani. Şu AKM'yi de çok seviyordum. Bayağı bir güçlü silah. Ya bu arada yeni oyundaysa şey gelmiş arkadaşlar oyuna. Silahların kaç damage attığı, zırhların kaç damage tuttuğu yazıyor. Köpek gibi koşalım. Ama bak bir tane zombiye ölmüş. Kamil.
Ve oyunda bayağı bir kutu bolluğu var. Alabiliyorsunuz. Bazı kutularda bug var arkadaşlar. Kutuyu aldığınız zaman oyundan ana menüye atıyor sizi. Kobra. Yani şundan mı bahsedecektim şimdi? O silahın üzerindeki yani kutu. Magnum geldi. Oh my god. Hadi bakalım. Yani size söylemeye çalıştığım bu oyunun içerisindeki kutulardan item düşürüyorsunuz. AWP gibi, Magnum gibi. Benim buradan adım yoktu. İşte şu an tek eksiğim şey. Nedir? Gece görüşü. Gece görüşü lazım. Bir gece görüşüm olursa adam da vurulur. Adamı gördüm lan. İnşallah zombidir o. Yani silahı kaybettiğiniz üzülmüyor arkadaşlar. İnanın kutulardan bayağı bir silah çıkıyor. Oh yeah. Şu silahın sesi. Motorun köpürme sesi gibi arkadaş ya. Kas yok mu? Oo, bak. AKM'ye şey gelmiş bu arada. Yalnız o adam bayağı bir korkmuştur şahsen. Şu an oyunda bir bug var. Yerdeki itemleri alamıyoruz. O da tabii ayrı bir sıkıntı. Yalnız o adam fena korkmuştur. Ben size söyleyeyim de. Bir tane daha bulayım. Yani bu itemi kaybetsem de artık gam yemem. Oh! Allah Allah Allah! Korktum ama. Adam beni işte gece görüşünüz olmayınca inanın hani bu oyunu oynayamıyorsunuz. Normal bir oyuna benzemiyor bu. Ama ben hazımı aldım arkadaşlar. O geceliğin çat diye koydum ya. O güzel. İlk kurbanımızı böyle aldık abi. Öyle güzel oldu. Dediğim gibi kesinlikle hani itemlerimi kaybettim veya itemlerim işte yandı gitti kül oldu diye üzülmeyin. İnanın oyunda çok fazla bir item bolluğu var. Ve öldüğünüz zaman 3 dakikaya indirmişler arkadaşlar. 3 dakikada bir doğabiliyorsunuz. 5 karakterinizle ölseniz bile bir tane oyuna gidip çıkana kadar bir tanesi hazır olup hale geliyor. Ve böylelikle sürekli seri olan bir oyun zevki sunuyor arkadaşlar size. Nivzi'den arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ve şunu da söyleyeyim size. Inventarınızda olduğu tek tek buraya sürüklemektense stash yaptığınız zaman hepsini buraya fırlatıyor ve bütün silahlarınızı burada biriktirebiliyorsunuz. Bakın bir Magnum daha buldum ben. Yani kutulardan ortalama 10 kutuda 15 kutuda bir tane AWP bulma yani AWP diyeyim sniper bulma ihtimaliniz var. Yani üzülmeyin ve skin de bulabilirsiniz. Silah skinleri de çok güzel. Hatta bakın ben burada düşürdüklerimi gösteriyorum. Burada göstermiyor. Ona nereden bakacağız? Onu şu an bulamıyorum arkadaşlar. Ama olsun. Yani Magnum'unuz veya AWP'niz her türlü silahınızı bulduktan sonra çatışmalara rahat bir şekilde takım arkadaşlarınızla birlikte ve siz de oynayabilirsiniz. Ve Nivzi böylelikle geri geliyor ve Türkiye'de oynadığımız veya orijinal oyunu kopyalarak PvP yaparak PvP oyununu oynayan arkadaşlar için de böylelikle yeni bir oyun doğmuş oldu. Çünkü PvP'de edit karakterler olabiliyor arkadaşlar. Yani adminin arkadaşlarına veya parayla kısalttığı karakterler olabiliyor. Ya bu tamamen bu oyunda kalkmış oluyor ve eşit oluyor arkadaşlar. Sadece player'ınıza bağlı bir hal olmuş oluyor ve oyun zevki daha fazla artıyor. Nivzi'den bu videoyla birlikte arkadaşlar sonlandırıyorum ilk bakışımızı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.
Böylelikle yeni videolar ve yeni eğlenceli videolar da gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.